Afyonkarahisar merkezinde bulunan bazı binaların boş olduğunu, boşaltıldığını ve bunların yerine okullar yapılması için bir önerge vermiştim. Bu önergelerimi, bu bilgilendirme yapıldı burada, ileride düşünülüyor denmişti. Fakat denetim komisyonu masabıyla kentsel iyileştirme müdürlüğüne gittiğimde orada bir levha gördüm. Adalet Bakanlığı açık cezaevi. Ve hakikaten şok oldum. Niye? Çünkü burada biz il genel mensubu olarak son karar merci olduğumuzu düşünüyorduk. Burada ben kimseyi ihtar altına almadan birkaç soru soracağım. Acaba bu kararların merci, son karar merci il genel mensubu değil mi? Veya bazı makam veya makamlar hala karar merciğinin il genel meclisi olup olmadığını biliyorlar mı? Bu konuda bir açıklama istiyorum. İkincisi, eğer bize Afyonkarahisar için söylüyorum, cezaevi mi daha ihtiyaç, okul mu daha ihtiyaç? Bunu da sorgulamamızı istiyorum. Kaynak dağılımında ve kullanmasında zaman zaman devletin çarçur ettiğini hepimiz biliyoruz. Bunun bu dönemlerde olmaması gerektiğini düşünüyorum. Afyonkarahisar yaşanabilirlik düzeyine baktığımızda Türkiye'de 50. sırada olduğunu basından biliyoruz ve araştırmalar da gösteriyor. Ama ben biliyorum ki eğer merkez ilçe baz alınsa Afyonkarahisar çok önlerde çıkacağını biliyorum. Çünkü hakikaten büyük yatırımlar var merkezde. Fakat yaşanabilirlik düzeyi 14.000 kilometrekareyi baz alınıyor. Peki 14.000 kilometrede neler var? Zaman zaman bunu gündeme getiriyoruz. Merkezin dışında taşrada fazla hizmetin aksadığını görüyorum. Mesela ben hala her yerde söylüyorum, eğitim için söylüyorum. 5 Mart itibariyle hala benim çobanlarımda 5 okulum ikili eğitim yapıyor. Sultanlarda ikili eğitim yapan okullar var. Merkezde ikili eğitim okullar yapan var. Yani biz daha fazla ikili eğitim yapan okullara kaynak ayırır ve Afyonkarahisar merkezinde atıl bulunan boş binaları okula ve okullara yön verirsek bence ilimize daha iyi faydalı işler yapmış olur diye düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde de polis okulu boşanıyor. Oraya da bir okul olarak ayırırsak veya çalışma yaparsak il genel meclisi olarak herhalde hayırlı işler yapacağını düşünüyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.